Voleybol gündemini değerlendirmek üzere birlikteyiz. Set, smaç ve maç programı başlıyor. Ve her hafta olduğu gibi stüdyomuzda Osman Oraner. Abi merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Şu bulduk. giyim tarzınızdaki cesarete ben sahip değilim abi ya. Valla. Ya sağ yani ol. O çizgileri çok güzel gömlekle beraber uyumlamışsınız, Evet. rengi. Ben değilim açıkça söylemek gerekirse. Valla tebrik ediyorum yani. Yaşlanınca olursun. Estağfurullah, estağfurullah. Ben ona olgunlaşmak, yaş almak diyorum. Teşekkür ederim. Hatta Sağ böyle ol. hani şey vardır ya böyle. Hani tam kıvamını almış hani böyle. Şükür, iyi durumdayız. Mesela bazı yemek vardır değil mi biliyorsun? Bir gece bekleyince ertesi gün çok daha lezzetli olur. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum. Sağ ol. İnşallah şey bu yani. Vallahi öyle. Yok, gerçek fikirlerimi söylüyorum. Niye? Tamam. Ben size ne zaman farklı bir şey söyledim abi? Ah ah, bir de arka çekimler olsa Yok yok, hayır. ne durumdayım? O bile takılma olur, hiç merak Eyvallah. etmeyin. Eyvallah. Nasıl gündem? İslami dayanışma oyunları var. Voleybol mini takımlarımız orada. Tabii onlara özel bir takım oluşturulmuş durumda. Şu Tabii. anda çünkü A milli takımlarımız Evet. kampta, hem erkeklerde hem bayanlarda. Evet. 20 yaş altı takımımız kampta İzmir'de. Tabii. Son haberlerini de aktaracağız onların. Hatta haftaya da A milli takımımızın, bayan milli voleybol takımımızın kampından yapacağız set, maç ve maçı O inşallah. güzel, inşallah. Tamam, ama İslami dayanışma oyunları da devam ediyor. Nasıl Evet. buluyorsunuz? Yani görebildiğimiz, izleyebildiğimiz kadarıyla. Şimdi yenildiğimiz maç da oldu. Hani genel olarak konuşalım. Çünkü 30-28'lik bir set var erkek milli takımımızın Azerbaycan'a yenildiğinde. evet. Bayan milli takımımızın yine Azerbaycan'a yenilirken 5 setlik Aynen. mücadelesi vardı. Yani bence sonuçtan ziyade burada bir üst takıma hangi oyuncular çıkacak? Bunlar ne kadar hazırlanıyor veya hazır olacak? Onun şeyi bu. Turnuvası bence. Yani yeneceğiz, yenileceğiz. Çok önemli değil yani. Bunlar da milli takım Sonuçta havasını solumuş aynen oluyorlar. aynen aynen. Orada işte mesela 4 numara ağırlıklı oynayan oyuncularımız ne oynuyor, ne kadar oynuyor? Hangi ne nerede aksıyor? Oyunun hangi bölgesinde? Defansta mı, servis karşılamada mı, serviste mi, blokta mı? İşte ikili blokta mı vesaire Öne taktik çıkan olarak. oyuncu kim olur? Nasıl olur? Orada da, ya onlar daha çok genç bence şey olmaz. Matiz Yani mesela. ya mutlaka var. Mutlaka. Yani onu bir an önce A takıma almak lazım. Belki de bu turnuvadan sonra A takıma alınabilir de Galatasaray A takımında zaten yer alıyordu yani. geçtiğimiz yıl ve kritik yerlerde Tabii, giriyordu oyuna. tabii. Yani Nedim Hoca güveniyordu. Tabii, aynen. Neden Yoşko güvenmesin, değil mi? Tabii. Yani başka türlü zaten şey olmaz. Oyuncular hep söylüyoruz ya hani güveneceksin, oynatacaksın. Ama oynatırken de sorumluluk vereceksin. Yani 6. oyuncu sanki ilk 6'yı tamamlar hani oyuncu gibi değil. Ona görev vereceksin. Top atılacak. İşte smaç vururken nerede nasıl hata yapıyorsa onu düzelteceksin hemen. Antrenmanlarda öyle üstüne gideceksin. Ve hata yaptığı zaman çok fazla şey yapmayacaksın. Yani eleştiri bir şeyle gitmeyeceksin, yaklaşmayacaksın. O hata yapa yapa öğrenecek. En iyi öğretmen hatadır yani. Dolayısıyla bizim sene başında da söylüyordum hatırlıyorsun. Erkeklerde potansiyelimiz daha fazla bence. Havuz daha geniş bayanlara göre. İşlenecek çok şanslı olan oyuncu var erkeklerde. Yani bayanlarda Adis var mı? Bu Bence kadar yok. iddialısınız yani. Tabii tabii. Tabii. Tabii bayanlar deyince de, ama asıl belki de şu anda artık vurgulanması gereken, bir kere daha Şampiyonlar Ligi şampiyon olduktan sonra büyük keyif almıştık Vakıfbank için ve Evet. şimdi de Dünya Kulüpler Şampiyonu olduk. Evet. Bir hatırlayalım neler yaşandı final karşılaşmasında ve bu final karşılaşmasının kısa hikayesi, sonrasında değerlendirme. Aslında tabii değerlendirme daha çok belki de sezona yönelik olacak. Osman Öner'le değerlendirmelerimizi devam ettireceğiz. Vakıfbank İstanbul are champions. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda kupa sahibini buldu. Temsilcimiz Vakıfbank organizasyonda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Vakıfbank Brezilya temsilcisi Rexona Sesc ile karşılaştı. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada temsilcimiz ilk seti 25-19 önde tamamladı. Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Vakıfbank ikinci sette de 25-21 üstünlük sağladı. Çekişmeli başlayan üçüncü sette Rexona Sesc 10-8 öne geçti.
Çabuk toparlanarak üstünlüğü ele alan Vakıfbank etkili oyunuyla seti 25-21 maçı da 3-0 kazandı ve Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Sarı siyahlı takım bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından 2. Uluslararası Kupayı da Türkiye'ye getirdi. Bu seviyede tabii takımlarımızın olması, 7. kez Avrupa Kupası kazanıyor olması da, yani 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si Dünya Kulüpler Şampiyonu. Evet. Vakıfbank için. Ve daha da hedefler devam ediyor ayrıca. Yani tabii. Onları tekrar tekrar yaşamak tabii. Zaten bir başka hedef. Ama bu seviyede sanki sezon başında aday takım Eczacıbaşı'ydı değil mi? Evet tabii. Hep söylüyorlardı, onlar da vurguluyordu. 50. yılımız kuruluşumuzun ve bu bizim için çok önemli bir yıl. Hem Türkiye'de hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Dünya Şampiyonası'nda bütün kupaları alıp taçlandıralım zihniyetiydi. O şeyle hareket edildi. Bana göre hani alınan yabancılar yanlış değil. Bir defa onun hemen altını çizeyim. Burada tek ve en büyük hata bence antrenörde. Eksikliğinde ve bu takımı bir araya getirip yoğuramamasında. Yani bir Koşelova'yı oynatamaması bir antrenörün şaşırtıcı bir şey yani. Neslihan'ı nerede kullanabileceğini, nerede kullanması gerektiğini hala karar verememesi. 4 numarada manşet mi aldırayım, pasör çaprazı mı oynatayım, Boşkoviç'i keseyim. Yani bir defa Boşkoviç takımın en önemli şeyi, silahı. Koşelova öyle. İki tane takımda smaç vuracak oyuncuyu. Larsson işte muhteşem oyuncu, muhteşem oyuncu falan diyoruz. Yani bana göre de bal yapmayan arıydı Larsson. Yani sadece Eczacıbaşı kadrosunda baş smaçör olarak, yani pasörün yanında oynayan smaçör olarak manşet alıyor veya defans yapıyor diye bir oyuncu oynatılır mı? Yani hem de bizim ligimizde işte Eczacıbaşı'nın hani şeyinde, seviyesinde Fenerbahçe, Vakıfbank var. Ondan sonra bir alta iniyorsun. Hani Galatasaray final oynadı ama yani bir alta indiğin zaman işte Galatasaray, Çanakkale, ondan Bursa sonra Büyükşehir, Bursa Büyükşehir vesaire. Yani Eczacıbaşı'na rakip olabilecek şeyler mi bunlar? Ya yani bunu bir defa antrenmanda bitirmesi lazım bir antrenörün. Yapacağı davranış çalışmayla. Bunu öyle empoze etmesi lazım oyunculara. Her iki oyuncudan da ismini özellikle zikrettiğiniz için ifade edelim. Zaten belki de bekleniyordu bu sezon sonunda. Eczacıbaşı ile yollarını ayırdı Neslihan. Evet. Galatasaray ile anlaştı. Evet, evet. Koşelova'nın da yine sözleşmesi bitti ve takımdan ayrılacağı, sözleşme yenilemeyeceği, İmokovole'ye gideceği yönünde haberler var. Yani şimdi İmokovole enayi mi onu alsın? Şimdi göreceğiz. Yani Rus milli takımın baş maçlarından konuşuyoruz. Yani 3.20'lerden smaç vuruyor. Bir metre yukarıdan. Ve işte son maçta da oynadığı son maçta da seyretti herkes. Nasıl coşkuyla da oynadı, inatla da, hırsla da oynadı. Ve bütün takımı da ateşledi. Ama yararlanamadı diyorsunuz. Yani daha sene, doğrusu, sene başından itibaren düşünürsek genel olarak yararlanamadı. Son bölümlerde şimdi, ama bulduk aslında ritmini ama şimdi Eczacıbaşı'nı hani değerlendirecek olursak. Yok, denk getiriyor. Yani hiç istemeyiz. Kimseye vermesin, Allah yaşatmasın. Oyuncuların sakatlıkları veya o anda artık hakikaten çok kötü duruma düşmeleri sahada başka çare bırakmıyor. Antrenör böyle bir değişikliğe gidiyor. İşte ikinci set 25-15 bitiyor Valero maçı. Vakıfı sonra değerlendireyim diye söylüyorum. Şimdi 25-15 kabul edilebilir mi skor mu? Eczacıbaşı için. Eczacıbaşı için. Ondan sonra Larsson'la Koşelova'ya başlıyor. Hande'yi çıkartıyor. İlk set Koşelova yok. Hande var Larsson'la. İkinci sette Larsson'la Koşelova ile başlıyor. Üçüncü sette. Peki ondan sonra Larsson'u da 8-7'de üçüncü setin başına ve oyun başa başken değiştiriyor. Hande'yi koyuyor. Yani iki tane manşeti olmayan diye, biri de acemi diye düşünen Hande ve Koşelova. 3-2 bitti maç. Ondan sonraki yani 2-0 mağluptu. Eczacıbaşı 8-7 başa baş girdi oyuna, 3-2 bitti. 11-11'e kadar da 5. set şeydi, oyun çok dengedeydi. Orada da yine 2-3 tane çok önemli bana göre hatalar yaptı. Yani Akın Radevo muhteşem oynadı, tek ayakta devamlı o top vuruyor. Ya orta oyuncusuna nasıl söylemez
Devam et. Sen onu takip et kardeşim. Başka takip etme. Tekli blokta köşede kal. Dünyanın önde gelen oyuncularından biri. Yani şimdi adam 20 tane 30 tane smaç vurmuş ve devamlı vuruyor. E şimdi bunu niye ikili blokta sen buna önlem almazsın da hala ortada muallakta kalıyor orta oyuncu. Ne dörde gidiyor, hani dörde atılan toplara ikili blok gitse tutsa yine diyeceğim ki tamam, hani bu tarafı tercih etti Antunes. Öyle bir şey de yok. Yani ne ikiye gidiyor ne dörde gidiyor. İkisine de son dakikada yetişmeye çalışıyor. Yani bir taraf seçilmemiş. Bir takım servis atarken başında oyunun bir defa bir zaten taktik, blok taktiği veya hücum taktiği bellidir. Servisi şuraya atacağız, servisten sonra da buraya daha çok dikkat edeceğiz. Ondan sonra diğer tarafa diye. Buna göre de defans kurulur. Şimdi ama bir de oyunun içinde giden sürede şey vardır. Hani gelişme vardır. Şimdi biri tutturdu. Mesela Akın Radova tutturdu. 15-20 tane top oldu artık. Sen şimdi o zaman genel taktiği bırakıp hemen orada diyeceksin ki bir dakika. Şimdi dördü bırakıyoruz. Sen orta adamıyla ikili blokta oynuyoruz. 4 numara veya 6 numaralı pipe atakta tekli blokta oynayacağız. Son maç sanki sezon özeti gibi miydi diyorsunuz? Yani? Tabii yani şimdi eğrisi şeyine denk geliyor. İşte şeyin sakatlanması, Tyson'ın orada şeyi oynattı, Büşra'yı oynattı. Öyle değil mi? Adams'ın sakatlanması da Ceylan'ı oynattı. Şimdi iki tane yabancı, bana göre 2,5 yabancı. Larson yabancı gibi katkı vermiyor skorda. Manşeti de Eczacı başında oynayacak olan bir 4 numara zaten alır. Eczacı kalitesinde mutlaka bir 4 numara zaten o işi yapacak adamdır. Yani sırf defans ve manşet alıyor diye böyle oynatmamak lazımdı. Şimdi mesela Koşeleva yedek, Larson oynuyor ikili ucunda. Koşeleva yedek. Ya o zaman Larson'un yerine sok. Önde değiştir. İkili ucumda pasör çaprazıyla şeyi koy. Pasörle Koşeleva'yı koy. Hücum ağırlıklı, blok ağırlıklı oynat önde. Arkada Neslihan'ı hücum yapamıyor diyelim. Boşkoviç zaten hücum yükünü götürüyor Eczacı'nın. O zaman onu da işte 4 numarası maçörüyle defans ağırlıklı, servis karşılama ağırlıklı veya serviste kullanan, taktik serviste kullanan bir oyun sisteminde kullan. Bunları niye hiç denemedi? Ben burada işte oturuyorum, biz anlatıyorum. Biz almak istemedi acaba? Ya sen hayır, bence vizyonu yok. Sezon zaten kayıp diyebilir miyiz Eczacıbaşı için? Tabii büyük kayıp yani. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı da elde edememiş durumda şu anda. Yani tabii canım, büyük kayıp. Kupada Fenerbahçe kazandı. Yine şampiyonluğu Fenerbahçe büyük kazandı. Büyük kayıp. Ve yani bu yıl çok iddialı bir şekilde sahne almıştı sezon başında. Bak ben hep sene başından beri diyorum ki genç oyuncuyu oyuna sokacaksın ve sorumluluk vereceksin. Oynatacaksın, top atacaksın, hata yapsa da devam edeceksin. Yani oyuncu dolaşmayacak. Ceylan bütün sezon hangi maçlarda oynadı? Parmakla sayabiliriz. Kaç tane top aldı? Parmakla sayabiliriz. Dünya şampiyonları takımlarının maçlarında nasıl oynadı? Mecburiyetten oynadı. Üçüncü oyuncu Samsun'da oynayan oyuncusunu geri aldı. Başka adam olmadığı için. Top atıldığında vurmadı mı? Blok da yaptı. Tekli blok da yaptı. Hata yapmadı mı? Yaptı. Ama daha önce de yapabilirdi. Daha yani, önce oynansaydı diyorsun. Biz evet sene yani içinde bunları daha kolay psikolojik olarak da daha kolay basit maçlarda oynatsaydı, hazırlasaydı şu ana kadar gelirdi. Birkaç tane teknik hata söyleyeyim şeyde. Mesela Ceylan'ın bloğu aksıyor. Neden? Bloğa giderken ki adımını, son adımını fileden açığa atıyor. Fileden uzaklaşınca ellerini içeriye sokamıyor. Onun için çapraza top yiyor Eczacıbaşı. Siz bunu gördünüz. Ben görüyorum. Ya benim işim bu zaten. Antrenörün işi de o. Bunu Eczacıbaşı'nda kaç tane antrenör kaç kere söyledi? Bir kere, 50 kere de değil. Hani ya her sefer söyledik olmuyor. Olur mu kardeşim? Bir daha söyleyeceksin. Ta ki yapana kadar. 1.90 küsür boyunda kaç tane Ceylan var Türkiye'de? Veya Ceylan'ı yolladık. Şimdi Beyza'yı aldılar Çanakkale'den. Şimdi ben iddia ediyorum sene başında başlasın Beyza ile Ceylan. Bakalım ne kadar fark olacak aralarında. Hangisi oynayacak? Yani Beyza oynayacaktır ama Beyza çünkü devamlı oynadı 3-4 senedir. Onun için ilerledi Beyza. Yoksa çok şey değildi. Şimdi Ceylan'a aynı şans verildi mi? Yani birinci ligde Beyza kadar şey var mı? Siz kilometresi? Biraz bu yüzden diyorsunuz erkeklerde potansiyel daha fazla. Çok var. Daha fazla çünkü. Tabii. Genç oyuncular daha fazla yer alabiliyorlar erkeklerde ama bayanlardaysa hele hele zirve mücadelesi veren yani takımlardaysa bu
kararlar daha korkak Yani alınıyor. Veya erkekler de zorunluluktan tabii alınıyor. tabii erkekler de bir de artık hani yaşlı tecrübeli oyuncu kalmadı. Bir Neslihan yok. Onun kariyerinde bir Neslihan kalmadı. Yani bir de o var yani. Şimdi Galatasaray'a katkı sağlar değil mi? Bir Şampiyonlar Seda Ligi'nde yok. mücadele edecek Galatasaray. Yani işte onu da şimdi Galatasaray'a geldiğimizde şey yapayım. Çentoni kadar inşallah katkı sağlar Galatasaray'a. Yoksa çok bocalar. 4 numara Leis'i değiştirmez ve çok kuvvetli bir smaçör almazsa yani sırf Neslihan'ın fizik gücü yeter mi bütün sezona Şampiyonlar Ligi falan maçları dahil Türkiye Kupası vesaire. Orada Seda ile belki değişerek oynatma şansı veya fikri olacaktır. Çok enteresan bir transfer yani. Tekrar konuşacağız. Galatasaray'a geleceğiz çünkü. Evet. Vakıfbank'ı Vakıfbank'ı şöyle söyleyeyim. Şimdi Şampiyon takımın nasıl değerlendirilebilir ki? Şimdi yani şimdi bak. eleştirirken daha mı kolay abi? Laf arasında söyleyeyim. Hani Yo yani biz takımlar hakkında güzel şeyler söylemek birkaç cümleyi alıyor ve daha sonrasında yani işte güzel, iyi gidiyor işler, yolunda, ya başarılı da biz oldular deyip hani çıkılıyor. Ama eleştirirken daha fazla mı cümle kuruluyor acaba? Ne dersin? bizim işimiz şimdi zaten doğruları söylemek, iyi veya kötü, doğru neyse gördüğümüz. Hata yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Kötü niyetli değiliz, art niyetli değiliz ve hiç kimsenin üstünden bir hesap görmeye çalışmıyoruz. En önemli şeyimiz bence bu. Bu da bize çok şey kazandırıyor. Yani bana geri dönüşleri voleybol camiasındaki arkadaşlardan, yöneticilerden sağ olsunlar hep ya hakikaten doğruları söylüyorsun. Hani kimseye belden aşağı vurmadan hakikaten hatasını bile belli bir edeple söylüyorsun. O da TRT'nin, senin programının edebi diyeyim. Şimdi Yok sizin mutlaka aynı zamanda katkınız sağ ol, ve estağfurullah. edebiniz, estağfurullah. Şimdi bizim işimiz aksayanları da tabii söylemek ama çok da yerden yere vurmamak. Neden? Ben de antrenörüm. Şimdi X bir antrenör işte Eczacıbaşı antrenörü. 24 saat neredeyse Eczacıbaşı'yla yatıp kalkıyor diye düşünüyorum, eminim. Ve onlarla günde en az 4 saat, 5 saat en az çalışıyor. Bir de onların antrenman dışı, öncesi ve sonrası konuşmaları, toplantıları var. Şimdi bir taraftan da öyle bir yerde kesmemiz lazım ki ahkam kesmeyelim. Yani o adam onlarla 6-7 saat günde beraber olur. Biz diyoruz ki işte buna rağmen bunları niye Bir bulmadı? de şöyle bir şey oluyor. Aslında sakatlığı var oyuncunun. Ama sahaya Hastalığı var, çıkıp sakatlığı var. oynayabilecek pozisyonda oluyor sadece Aynen. ve performans düşüklüğü Aynen. mutlaka yaşanıyor. Ve Aynen. biz bunu bilemiyoruz. Bilmeden burada Yorum ahkam yapma kesme moduna ihtimalimiz girmeyelim olabiliyor. diye. Evet. Ona çok dikkat ediyorum ki özellikle işte menajerleri hemen arayıp söylüyorum, konuşuyorum, soruyorum. Bilgi sahibi olalım sonra değerlendirelim gibi. Şimdi vakıfa bakıyoruz. Löneke, Zu, Rasiç, Hil. 4 tane dünya starı. Nazla Gözde, Kübra. Ondan sonra şeyin Libero'nun Gizem'in muhteşem finişi. Şimdi böyle bir takımın zaten antrenörü uzun senelerdir. 8-10 sene orada. 10 sene, 10. sene herhalde. Saymayı bıraktım ben. Yani 10. sene. Gayret ettiği için. Yani şimdi dolayısıyla kulübü, takımı, oyuncuları bu kadar hani iyi tanıyıp kurgulamış adamın ne kadar hata yapma şansı olabilir? Kimyası da tuttu galiba takımın. Ya söylüyorum hatırlıyor musun bizim programda dedim hani ben dedi o kadar akıllı değilim zeki değilim. Bence dedi, ben de dedim ki çok zeki bir adam. Türk insanını çok çabuk çözdü. Taraftarı, yöneticisini, sporcusunu ve Evet bunları abi öyle çok iyi demişti. kullanan bir adam yani Öyle dedim. demişti evet yani. Aynı. Ben Ben de tam büyük alçakgönüllülük göstermişti. yani bu da Ben zekayı sadece çok gösteriyor. çalışıyorum demişti hakikaten. Yani Bakalım haftaya çalışacak ne tabii. Yani ben de o paraları alsam hakikaten salondan çıkmam. Güzel salon tesis. diyecek. Şimdi yabancı ağırlıklı ve dünyanın en iyi oyuncularının olduğu bir neredeyse takımdan, oyunculardan bahsediyoruz. Yardımcısı kim? Amerika milli takımının, şimdi Hollanda'nın antrenörü oldu. Şeyin yerine, Guidetti'nin yerine. Şimdi böyle bir kadronun Vakıfbank Sarayı diyorlar. Bir tesis yapıldı muhteşem. Şimdi ne yok orada? Her şey var. Başka ne işleri var? Çalışacak. Zaten çalışacaklar işleri o. Yani en az günde 4 saat, 5 saat. Şu anda birinci Vestel Sultanlar Ligi veya Efeler Ligi. Zaten herkes 4-5 saat çalışıyor. Aradaki tek fark şu. Biri dünya starları, 4-4'lük neredeyse oyuncular ve onunla çalışan A milli takımın en iyi Türk oyuncuları. Öbür tarafta da işte kendi ayarında 5-6 tane oyuncusu olup diğerlerine para yetiştiremeden kurulmuş
Daha eksik Aradaki fark oyunculardan dostunu kuru. tabii biliyorsunuz. Antrenman kalitesi bir de şu var, muhteşem. iyi koordine etti. Yani iyi sevk etti. Hani bir İşte de o şu var. Yani bak, sizin Barbolini için en önemli yer kuramadığınız orası. cümleler Guidetti için Bravo. kurulabilir. En önemli şey, ona şimdi söylüyordum. Eczacıbaşı'nın yapılamayan işini burada yaptı. Yani o oyuncuları Hill bütün sezon oynadı mı? Yok. Ne zaman oynamaya başladı? Şampiyonlar Ligi maçlarından 3 veya 4 maç önce. O oynadı. Kim oynamadı? Gözde oynamadı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar hep şey. Mesela Ras için sakatlığında işte Galatasaray elendi. Türkiye şampiyonu kaçırdılar. Ama ne oldu? Hili orada oynattı. Bir şans olarak kullandı. Yani bir hatta eksikliği veya şanssızlığı başka bir taraftan tamamlamaya gitti. Ras için yapısı da ve kalitesi de burada ortaya çıktı. Hücum ve blok olarak kendi katkısı, oyuncu olarak katkısı olmayınca Vakıfbank ne oluyor köşeleri belli oldu. Rasiçi tedirgin etmeyince, Rasiçi atılır diye topu beklemeyince iki köşelere kaldı. Topun atılacağı yer belli olunca Galatasaray bunu çok iyi kullandı, eledi. Ve diğer maçlarda da çok zorlandılar. Dolayısıyla Rasiç burada çok önemli bir oyuncu. Zaten çok özel bir oyuncu. Orta oyuncu olarak belki dünyada ilk üçten biri yani. Bana göre belki bir veya ikisi üç bile değil. Eda, Akin Redevo, o. Yani daha çok var ama bunlar maçı kazandıran oyuncular. Maçı kazanmanızı sağlayacak hamleler yapan. Eda Eczacıbaşı'nı 13, 14 onlardan 13 7'lerden tek başına Yani getirip aldı. Blokla ve smaçla aldı. şampiyonluğun kırılma anıydı ve Eda Erdem orada Yani ön planda düşünebiliyorsun oldu. 6. sette 13 7 14 10 Eczacıbaşı. Mutlaka Eczacıbaşı'nın ve antrenörün hatası var. Bu tamam. Sezonun anı oydu değil mi? Yani Yani deli sezonun misin? herhalde en akılda kalan anı o final serisindeki, o maçtaki, o setteki 14-10'dan Yani kabul Fenerbahçe'nin maçı edilemez. çevirmesiydi. Kabul edilemez. Meliha ön Ve oyuncu. şampiyonluk geliyor Meliha arkasından da. pasör çaprazı. 4 numarada Larsson'un önünde. 2 numarada Ceylan var. Ve hep başka Arkada üçü atıyordu. çıkartmıyor yabancı Ve hep oyuncuyu. başka üçü atıyordu. Adams'ı koymuyor 2 numaraya. Tek ayak yapacak. 5 tane tek ayak yapsa bir tanesi zaten ölür. Yani 14 ondan sonra 6 sayı ya 7. Yani bunlar hep hata ama işte öbür taraftan Ama da diğer şeyi bir de taraftan da kullanıyor. Fenerbahçe'nin de o yani inancını o hakikaten izleyenleri televizyondan izlesin, salondan izlesin. Onlara kadar ulaşan o heyecanını, sinerjisini de yaban atmamak Ya lazım. mutlaka. Hele hele Eda'nın oradaki o gösterdiği Mutlaka. performansı Ezgi'nin servisi mutlaka kaçırmadan mutlaka atması. evet servisler mutlaka Yani ve çok defansta iyi o servis hataların atılması ve yapılmaması, servisin çok iyi atılması. kimin havaya kalkan her topa vurması, 6 numaradan 8-9 metre açıktan manşetle bir top atıldı. Kimin ona bir smacı var? Karşılanamadı. Yani zaten 4 tane vuruyor, 3'ü öldü. 5 kere zıpladı Eda, 3'ü blok. 2 tane tek ayak yaptı falan. Yani bunlar hep özel oyuncuların yapabileceği şeyler. Dolayısıyla şimdi Eczacıbaşı ve Vakıfbank'a baktığımız zaman oyun sistemleri yabancıya dayalı. İşte Boşkoviç, Koşelova, Taysa, Adams. Ondan sonra Neslihan geliyor. Ondan sonra Hande'si, Büşra'sı, Ceylan'ı, Gözde'si geliyor. Daha gelemiyor onlara. Oyuna giremedi Gözde yani bütün sene. Kaç sayı oynadı? Kaç set oynadı? Dolayısıyla Vakıfbank'ta. Vakıfbank'ta Löneke, Zu, Rasiç, Ama Hil, yine de Gözde, Kübra, ondan sonra ve pasörünü. bir pasör farkıyla yani evet ya bu bizim hani katkımız var denebilir mi bu oyuna? Yani mutlaka var. Yani bir nazı inkar edemezsin Vakıfbank'ta. Çünkü pasör Türk ve özel dünya starı gibi bir kız yani. Şimdi hiç hakkını yemeyelim. 9 kez üst üste Şampiyonlar Ligi finali oynamış bu kız. Daha ne yapacak? Dünyada kaç tane Kaç tane var? var değil mi? Yok. Yani ben hep söylüyorum. Onu sarıp sarmalayıp böyle gururla her yerde dolaştırmamız lazım. Bütün kanalları gezmesi lazım spor kanallarını. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne zaman yatıyorsun, nasıl çalışıyorsun, ne zaman üzülürsün, ne zaman sevinirsin, stres yapar mısın? Ya makine gibi oynar mı 16 yaşından beri bir adam? Eczacıbaşı'nda Mehmet Bedesten'le 16-17 yaşında bunu oynatıyordu. Ya bir sıkıntı var, bir normal değil ki bu. Yaşantısının hani huzur veriyor olması bence çok önemli.
Tabii Huzurlu bir eşi de yaşantısı Cenk, var. milli Huzurlu bir basketçi, yaşantısı var. ailesi, Kesin. anne babaları sporcu, Kesin. voleybolcu. Yani bunlar hepsi tamam ama artık bu iş aileden çıkmış durumda. Kocadan, eşten, sevgiliden çıkmış durumda. Bu başka bir boyutta oynuyor. Yani kendi iç huzurunu da Yani yakalamış, sağlamış bir, ben yani kendisiyle Naz'ım, barışık bir ben hep kişi aynı Naz'la zamanda. ilgili bak hep şunu söyledim senelerce. Fileye 1 metre yaklaştır topu manşetle. Nasıl geçirirse gelirse gelsin. 1 metre yaklaşsın. Ondan sonra zaten o şiir gibi top oynuyor. Hiç şiir gibi top oynuyor. Yani ben çok iyi pasörlerle çalıştım. Arzu Göllüler, Hülyalar falanla da çalıştım. Antrenör olarak yani her gün antrenmanda beraberdim. Pelinler, işte Bahar Mertler. Ondan sonra genç takımda Bahar Mert oyuncumla çalıştım. Yani pasörü de ben de pasördüm. Bozulmadan oynayan, her sene de üstüne koyan ve her gelen yeni oyuncuyu da 3-5 maç içinde sanki 10 sene oynuyor gibi kullanan bir adam. Mutlaka antrenörün katkısı var. Hiç ona bir şey Ve demiyorum. daha da devam edecek. Yani ama antrenör bak bir yerden sonra bir şey yapamaz. Pasör öyle bir şeydir ki, öyle bir egosu ve kibri yüksektir ki, Şampiyonlar Ligi'nde takım gidiyor, oynuyor, Sen kazanıyorsun belli. yönetiyorsun. Yani orada antrenör onu dedi, bunu dedi falan o biter. O top öyle bir gelir ki bir karış açık gelir, bir karış yüksek alçak gelir. Antrenörün taktiği biter orada. Onu sen hissedip yaratacaksın. Başka bir şey yapacaksın. Zaten pasörlük odur. Yoksa eline gelen topu antrenör diyor ki dörde ortaya göster, dörde at. Ortaya göster, ikiye at. Bunu herkes yapar. Ama oraya gelmezse top, 2 metre açığa gelirse ne yapacaksın? Onun bütün inisiyatif sende. Sen seçiyorsun, sen yönetip sen oynatıyorsun. Ve oyuncu diyorsun ki vur. İşte yapamıyor bir daha vesaire gibi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendirmemiz gerekir. Bu zirvedeki takımları değerlendirmiş olacağız bu haftaki programımızda. Evet. Sonra artık yine erkeklerde de, diğer takımları da, yine Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızı da ve hatta daha sonrasında erkeklerdeki yine lig değerlendirmesi de olacak. Ve elbette ki milli takımlarımızı da yine değerlendireceğiz. İlkini de önümüzdeki hafta yapacağız. Evet. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da şöyle değerlendirmemiz gerekir. Fenerbahçe çifte kupayla kapattı bu sezonu. Evet. Çok başarılı. Büyük Hep aslında söyledik. evet çok önemli bir başarı olduğunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Evet. Galatasaray'ın da final serisinde yer almış olması başlı başına ayrı bir başarı ve tahmin ediyoruz ki hepimiz sezon başında tabii Fenerbahçe'yi hani şampiyonluk adayları arasında gösterebilirdik ama Galatasaray'ı herhalde final serisinde bile görmek herhalde çok kişinin tahmin edebileceği bir şey değildi. Ya finallerde olurdu. Yani ilk dört diyorduk. İlk dört olması lazım. Evet. Son ikide Evet, kalmasından yani final bahsediyorum. oynar kim diyorsa yani çok iyimser olurdu yani. Veya Çok müneccim iyimser olurdu. olurdu. Aynen öyle. Ben hep şunu söyledim. Hatta ilk yarının ilk 4-5 maçından sonra Fener'le Vakıfbank final oynar. Türkiye Kupası, şampiyonluk bilmem vesaire. Ama Galatasaray öyle bir 5 set oynadı ki ve Vakıfbank'ı o kadar kötü bir zamanda yakaladı ki. Ve onu da iyi değerlendirdi Yani ki. bir daha yakalanır mı Vakıfbank? Zaten oynadığı Bütün bir sezon maçlarda boyunca belki de en kötü anına yakalandı hiç ve orada da hiç yenilmemişti. onu Hiç yenilmemişti vesaire. o şansı Şimdi değerlendirdi. aynen. Şimdi Ras için olmaması işte büyük hataydı. Yani büyük şanssızlıktı, hata demeyelim. Ve onun yeri dolmazdı ve dolmadı. Öbür alternatifleri vardı ama hiç hesapta olmayan Ras'ın sakatlığı hakikaten çok büyük sekte vurdu. İki, ben diyorum ki yine bilmeden söylüyorum. Vakıfbank o ara Şampiyonlar Ligi maçlarına da hazırlanıyordu bir taraftan. Önündeki maçlara bakıyordu Galatasaray biraz daha kolay. Ondan sonra final olacak ve Şampiyonlar Ligi var o arada. Fizik olarak da kuvvet yüklemesi yapıyor olabilirler. Aslında bunu Sormak lazım. gerçekten sormak Gerçekten lazım. merak ediyorum O ve tam o dönemdeki antrenman evet. düzeyi, antrenman şekli, Yani ağırlıklı olan neydi mantıklı diye. bu. Eğer o yüklemeler de buna geliyorsa o ağırlık, o takımın durması yani bir tek Rasiç yok diye bu kadar kötü mü oluruz o havaya atlan topa? Bu kadar mı kötü vurur? Gözdesi bu kadar mı kötü? Hil, Löneke yani hepsi döküldü neredeyse ama onları oynatmayan Galatasaray'ın servisiydi. Bütün sezon 2 tane takım servis atıyordu bayanlarda. Galatasaray, Fenerbahçe. Zaten bunlar oyun olarak da büyük zevk veriyordu Ve ve belli etti. Bütün evet. sezonun özetini finalde yer Aynen alarak öyle. aldılar. Vakıfı hakikaten bitirdiler serviste. Muhteşem servis Ve attılar. Fenerbahçeli'nin de işte özellikle o Aynen.
son setteki son sayılarda 14-10'dan geriye aynen düştüğü öyle. Ve daha sonrasında fizik da olarak maçı kazandığı da maç yine aynı şekilde işte özet olarak. Vakıf'ın boy ortalaması neredeyse 1.90 ve küsür üstü boy ortalaması takım. Galatasaray'ın 1.85'ler 6'larda yani daha kısa bir takım. En az 5-6 santim daha kısa bir takım fizik olarak. Bu takım smaç vurdurmadı Vakıf'a. Vakıf gibi bir takıma yani 10 tane silahı var. Hangisi durursa öbürünü koyabilir. Yapamadı. Hepsini denedi antrenör. Ben canlı seyrettim. Hepsini denedi. Televizyondan bir daha seyrettim. Hepsini denedi. Yapılabilecek yani çok özel bir şey yok. Herhalde. Bir kendi girip oynaması lazım yeter diye. Nurettin'in de herhalde İşin, unutmak isteyeceği tek maçtır. Hatırlıyorsun milli takım şeyinde programda ama dedi ya bunu konuşmayalım. Moral bozuk. Ama düştükleri yerden de kalktılar psikolojik olarak. Belki fizik de olarak. En önemli başarı da buydu. Zaten büyük takım öyle. Devam eden takım. Yıkılan değil yani. Kalkıp devam eden takım. Eczacıbaşı bu kadar kötü sezon geçirdi. 3-2 bitirdi. Yani dünya şeyinde. Şimdi bak bir tane notum vardı da onu arıyorum. Sadece bir tane değil ki çok sayılı. Çok var da vurgulamak istediğim. Şey Akenredevo 3-10'da oynuyor. 3-10 smaç yüksekliği var. 3-10 ne demek biliyor musun? Anten. 2-24 voleybol. 1 metredir anten. 1 metre yukarıdan oynuyor. Yani siz blok yapacaksanız 3-10'un üstünde fileden 1 metre yukarıda blok yapmanız gerekiyor. Mümkün dünyanın mi? Bayanlarda voleybola geldiği nokta. Bunu da yapan en az yani 10 tane 15 tane orta oyuncu şey var. Şey tartışılıyor dünyada. Mu? File yüksekliğini bayanlarda yükseltmek gibi. Yükseltemezler. Yani var hep var. 10 seneden fazladır var. Rikulk pasör çaprazı 2.91 blok yapıyor. Blok yüksekliği, smaç. Evet, olduğu yerden tekli blokta yetiştiği zaman en kötüsü 99.8 mi 6 mı neydi? Yani 100 kilometre smacı kuvveti, smaç kuvveti. Şimdi yani geldiğimiz voleybolda geldiğimiz nokta eğer bu bayanlardan bahsediyoruz. Evet, evet. Şimdi biz Dünya Şampiyonlar Ligi'nde biz oynamak istiyorsak bunun üstünde adamlar bulup yetiştirmemiz, geliştirmemiz lazım. Şimdi Galatasaray buralarda mıydı? Fizik olarak değil. Ama buralarda oynayıp şampiyon olan Vakıfbank'ı yendi. 5 set. Şimdi, zaten o lazımdı. 3-0. İlk 2 set önemliydi. Onu aldı. Şimdi peki önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'nde herhalde bununla bu şekilde olmayacaktır. Devamı farklı olacaktır. Şimdi Neslihan'ı almakla zaten ilk 4'ü garantiledi. Ben seviyemi belirledim. Aynen. Yani. Bir defa 4'ü garantiledi. Ben yani 4'üncülüğe oynayacak Bursa takımları, X takımları hiç tahmin etmiyorum. Hiç tahmin etmiyorum. Yani, Fenerbahçe'de Polen'de de anlaşıldı tekrar. Fener aynı yani çok değiştiremezler. Yani oyuncu yok. Yani havuz yok. Siz Eczacıbaşı Çanakkale'den orta oyuncuyu alıyor. Büşra ve Ceylan varken ve mutlaka bir yabancı kalacak. Taysa'nın kontratı vardı bildiğim kadarıyla. Ya Edinson tutulmayıp Taysa'nın tutulması veya 2 senelik kontrat diye belki. Dolayısıyla şimdi Beyza'yı alıyor bir de üstüne. Ama kim iyi olacak orada, kim oynayacak dersen. Yani biraz daha kilo vermiş, atletik olarak biraz daha çabuklaşmış, yüksekliğini geliştirmiş Beyza'nın, Büşra'nın orada bırakacağını düşünmüyorum Beyza'ya. Ceylan Beyza'dan daha kötü level olarak bir oyuncu değil. Servisini veya fiziğini, psikolojisini kuvvetlendirmiş, geliştirmiş. Yani iş aslında bir yabancı adam takviyesiyle geliyor diyorsunuz abi. Hep yabancı yani, üstüne oynanıyor zaten. Zaten. Hatırlıyor musun? Fenerbahçe, Galatasaray şeyi saydık Vakıf ve Eczacı. Fenerbahçe kim? Natali, Eda. Eda yabancı gibi sayıyorum. Yani kimle Natali? Bütün skor yükünü kim çekmedi mi kaç sene? Hatta basit maçlarda hani kimi oynatmıyordu. 25-23 bitiyordu. O da işte atıyorum 17'lerde falan sokuyordu kimi. Isınana kadar bir 20-22 oluyordu. Ondan sonra kim vuruyordu? 25'ler 27'lerde uzatmada bitiriyordu. Yani Fenerbahçe bu kadar alışmıştı. Antrenör şampiyon haklı mı? Yani şampiyonsa haklı. Kazanan ama ben, haklıdır. Ben ve bütün voleybol camiası diyor ki çok yanlış ve eksik kullanıyor takımı kadrosunu. İşte şanssızlıklar. Ne yapılabilirdi? Yani oyuncunun kullanım yerleri yanlış yani.
büyük hatalar vardı. Şeyleri sayıyor muyuz şimdi? Şeyma ile Meliha'dan bahsediyor muyuz? Polen'den son düzlükte bahsettik. Yani son herhalde 5-6 maç. Polen pasör çaprazı gibi veya Neslihan'dan sonra gelecek. Hatta şu anda ilk düşünülecek pasör çaprazı gibi mi oynatıldı şeyde Fenerbahçe'de? Hayır. Hayır. Hollandalı oyuncuyu koydu pasör çaprazına, manşet aldırdı. 4 numara oyuncusunu Natali'yi yine koydu 4 numaraya. Kimin çaprazı ki, muhteşem iş yaptı. Yani kim söylerse Natali'den daha çok katkı, Natali kimden daha çok katkı sağlayacak, millet ya hadi falan derdi yani. Ve Şu öyle anda oldu ama diyorsun. yani kim en pahalı, en az faydalı sezonunu oynadı? En çok para aldığı sezon Fenerbahçe'den, en az katkı sağladığı sezon. Buna Bak, rağmen Fener şampiyonluğa şampiyon, ulaşmış. evet. Ama kim yaptı şampiyon dersen, Natali yaptı, Eda yaptı, Melis ve Pasör Ezgi yaptı. Melis ve Ezgi'den hiç kimse bu kadar çıkış bekleyemezdi. Muhteşem işler yaptı, katkı sağladı. Eda her zamanki işini yaptı, 15 senedir yapıyor. Ve şey kimle? Natali mutlaka ki faydaları var ama Natali hakikaten büyük katkı yaptı yani Yalnız geçen ortalama hafta da olarak. biraz konuşmuştuk. Şimdi bu hafta da aklıma gelmişken yine söyleyeyim. Bahsettiğiniz oyunculardan ben hep yerli olanlarını bir kenara ayırıyorum. Ya zaten pasör hususunda yok yani. Yani. İki pasör var ki ikisi de birbirinden mükemmel. Hangisini koysa oynatır. Birbirleri arasında rekabet oluşturması açısından da bence avantajlı. Çok iyi. Orta oyuncular açısından yine aynı şekilde Tabii. Kübra, Eda, smaçörler açısından yine çok yani alternatifler var. Evet. Milli takımımıza ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi milli takımımıza şöyle bir şansımız var. Guidetti faktörünün de önemli olduğunu İşte ona düşünüyorum. geleceğim. Guidetti de Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Bir daha söylüyorum. Türk insanını çok iyi tanıyor. Türk sporcusunu çok iyi tanıyor. Türk bayan voleybolcusunu çok iyi tanıyor. Artık Eşi de zaten bayan neredeyse bizden voleybolcu oldu çıkıyor. zaten. Aynen. Şimdi bu kadar tecrübeli ve bu kadar bilgi sahibi bir adamın ve çok zeki bir adamın çok büyük hatalar yapma şansı var mı? Yok. Bizim Bir de hata yap, kendi kendisine hata yapma ihtimalini de engelliyor. Şöyle ki hep iyilerle çalışıyor aslında. Siz verdiniz ya örneği. Yani yani milli takımda da yine aynı şekilde. yani İşte Ataman Güney'le ile kulüplerin çalışmayacaklar mı? ikinci adamlarının yanında. Yani. Galatasaray'da bu sezon devam etmeye karar verildi mesela. Çok doğru karar. Nedim Hoca ile birlikte Çok doğru erkeklerde. karar. Doğru bir karar Çok evet doğru verildi. karar. Yani devam denildi Çok doğru onlarla. karar. Yani Galatasaray'ın verdiği voleybol şubesi olarak en doğru kararlardan, en radikal ve doğru kararlardan biri. Ben mesela Neslihan'ı aldıktan sonra Libero Nihan'ı menajer de yaptılar. Çok başarılı olacağı da kesin. Çok karakterli bir kız çünkü. Çok karakterli bir sporcu çünkü. Nihan'ın mesela şeyini bıraktırmam. Voleybolu bıraktırmam bir sene daha. Hem oynasın hem Ne, devam etsin. aynen. Çok güzel örnekleri var bunun. Nes, aynen. Ne, Neslihan'ı almış bir Galatasaray'ın bir tık yukarıya çıkarttı. Ne yapacak? Yabancı şeyini, hakkını mutlaka ve mutlaka 4 numaradan kullanacak. Belki 2 tane 4 numara alacak. Göreceksiniz. 2 yabancı alacak belki. Çentoni'yi tutması çok lüks olur Seda'da varken. Seda'yı pasör çaprazı 4 numara kullanıp Neslihan'ın alternatifi dinlendirmek için fazla sıkmamak için yapabilir. Ama 2 tane 4 numara almazsa çok zor olur işi. Burada Gelecek yılı reçetesini de verdiniz. yani burada Nihan'ın yerine gelecek libero mutlaka genç olacak. Çok tecrübeli yaşlı dediğimiz yaşlıya ben hep hiç katılmıyorum biliyorsun. Tecrübeli iyi bir liberoyu getireceksen bu takım için mutlaka tecrübeli biraz yaş olarak geçmiş olması lazım. Sahada sakin kalması lazım. Burada da yani bir Ay Çanaz var. Trabzon İdman Ocağı'nda oynamış. Gizem var. Karadayı yurt dışındaki Volare Zürih'teki. Onun haricinde alternatifi yok. Eğer işte Eczacı'daki Gülden'i alamıyorsanız o da bırakıyor. Daha konuşuruz. Hatta biz programı kapatalım, sohbete devam edelim. Bitti Bitti mi çünkü. bak yapma. Haftaya ben geleceğim. Eyvallah. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta milli takımımızın kampından, Filenin Sultanları'nın kampından sesleneceğiz sizlere. Oradan özel bir yayın yapacağız. Görüşmek dileğiyle.